Milyonlarca işverenin ve işçinin merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 8.500 lira olduğunu belirtti. Peki iş dünyası ve aydınlı vatandaşlar asgari ücreti nasıl değerlendiriyor? Gelin birlikte soralım. 2023 yılı asgari ücret açıklandı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendirmem şu anki bulunduğumuz ülke içerisinde yeterli para olduğunu düşünmüyorum. Yetersiz. 8.500 yani bence az. Vallahi o beklenenden daha az bence. 10.5'e kadar yolu vardır. Yani istiyoruz 10.5 olsun. 10 bin lira olması lazım değil. 1 kilo şeker 33 lira olursa bir asgari ücret nasıl geçinecek? Gayet çok güzel vermişler. Yani birazcık daha kıssalardı. Çok fazla vermişler. Ne kadar versem boş bu. Vallahi değerinize bak kıymet olmayacak ki. Gene zam gelecek. Hiç iyi değil. 8.500. Evet. Az. Şu anda çok az. Hayırlı uğurlu olsun. Ama çok düşük buluyorum. Vallahi düşük. Ne yapabiliriz ki? Ben de emekliyim. Bana zam vermesin piyasayı durdursunlar. İşveren için de kötü, çalışan için de kötü. Bence asgari ücreti yetersiz şu an. Enflasyonun %80 olduğu yerde, %80'lerde bu da TÜİK'in açıklamalarına göre tutup da yaklaşık %50 gibi, %40 gibi bir şey olduğu zaman yetersiz olur. İnsanların geçim sıkıntısı hala devam edecek demektir. Benim beklentim 10 binin üstündeydi yine. Şu anda ekmekler vesaire alınan tüm ihtiyaçlar aldığımız para giderimizi karşılamıyor. 10 bin bandında olsa yeterli olacağını düşünüyordum. Geçim şartları çok zor. Her şey günlük zam geliyor. Ondan sonra vatandaş geçimini zor sağlıyor. Daha nasıl oluyor? Her şeye zam geliyor. Vatandaş eğer devlet tarafından karşılamazsa vatandaş kendi tarafından karşılıyor. İşte zam geldi. Bir kilo şeker geçen sene 4 lira alıyorduk, şimdi 33 lira alıyoruz. Nereden nereye? Hani Cumhurbaşkanımız diyordu ya, bir kilo şeker 1 liradır, bak nereden nereye getirdik. Şimdi nereden nereye götürdüler acaba? Peki bu halkın hiç halini biliyorlar mı? Onlar yedi istiklerini acaba vatandaş da yiyip içiyor mu? İlk önce enflasyonu önlemek için tedbirler alması lazım hükümetimizin. O tedbirlerden sonra bu rakamlar normale döner. Zam gelse ne olacak? Geldi ama kıymeti olmayacak. Gene millete acı çektirecekler. Başka bir şey yok. İlk önce ben şunu söylemek isterim. Hükümetin vatandaşı oy olarak değil de bir insan olarak görmesi lazım. Şimdi insan gençliğinde de yaşlığında da en çok lazım olan şey para. Yani yaşlılıkta her gün hastaneye gidiyorsun, eczaneye gidiyorsun. Devamlı para ödüyorsun. Gençlikte ihtiyaçlarım var, okuyup para lazım. O açıdan bence çok yetersiz. Hani asgari ücretin en az 12'den aşağı olmaması lazım. Yani... Asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsun? Bu zamlar olduğu sürece 20 yapsalar ne olur? Kimi vatandaş asgari ücreti yetersiz bulsa da bazıları da yeterli olduğunu söylüyor. 2023 yılı asgari ücreti nasıl değerlendiriyor? Mükemmel, harika. Bundan daha iyisi nasıl olur da? Bir de işvereni düşünmek lazım. Yarın bundan birlikte zamlar olsa ne olacak? 3-5 kişiyi memnun edeyim derken vatanı milleti düşünmek lazım. Devletimiz neyi münasip gördüyse o. Gerçekten siyasi hükümetin açıkladığı rakamlar çok iyi. Mükemmel yani. Asgari ücreti normal değerlendiriyor. Yani 8 bin idealdir. Bana göre normaldir şu anki hayat şartlarına göre. Tamam, ekonomide sıkıntımız var. Yani o konuda bir problem yok. Ama ben şahsen hiç beklemiyordum şahsen. 7-7,5 bekliyordum. Yani kendi hesaplamalarıma göre. Yani 8.500 olması gerçekten mükemmel. Şimdi işverenlere de düşünmek lazım. Onlar itiraz ediyor aslında. Bakın ne olursa olsun. Ama inşallah 2003 yılında diğer esnafımız bu rakamları görerek fazladan bir zam yapmazlar. Buna şükretmek lazım. Benim de oğlan askeri ücretle çalışıyor ama evi olanlar için iyi para. Ama kiradaysa zor. Günümüzün şartında 8.500 lira para iyi para. Ya. Allah kolaylık versin herkese. Ne diyeyim başka? Normal. Yani çok aşırı yapmadılar. Yani normal oldu. Değişen ne olacak? Onu bindirecek. Asgari ücretin üzerine bindireceksin. Ne olacak? 2 ay sonra yine aynı olacak. Neden böyle oluyor bu? Olmasın. Kaç para asgari ücret? 5.000 lira veya 6.000 lira. 6.000 liradan devam edelim. Zam alıyor ne olacak sanki? Sigara 30'dan 40'a çıkacak. Mazot 25'ten 40'a çıkacak. 30'u çıkacak. Yani insanlar bunu bilmiyor mu? Biliyor. Neden yükleniliyor yani bu kadar bu ülkenin üzerine? Ben bunu anlayamıyorum yani. 5.5'sa 5.5 asgari ücret. Biz de 5'leri 6'ları çalışıyoruz. Devam. Vatandaşları duydunuz. Peki iş dünyası yeni asgari ücreti nasıl değerlendiriyor? Gelin bakalım.
Bugün açıklanan asgari ücret rakamı işçilerimizi ne kadar memnun eder ve alım güçleriyle ilgili nasıl sonuçlar doğurur? Özellikle önümüzdeki iki ay içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz. Ancak işveren maliyet noktasında 11.750 lira eğer 250 liralık bir asgari ücret desteği olursa 11.500 lira gibi bir rakam. Şu an ben beyanatı verirken daha kesinleşmiş olmamakla birlikte önümüzde görünüyor. Netice itibariyle işverenin bu maliyeti ödemesi sektör bazlı olarak değerlendirildiğinde orta ve küçük işletmeler noktasında özellikle çok ciddi sorun. Bunun giderilmesi adına devlet teşviklerinin, prim desteğinin, mevcuttaki vergi düzenlemelerinin daha da arttırılarak işverenin desteklenmesi lazım.